Eğitime dair her şeyden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Günlerden salı ve yine saatlerimiz 18.02'yi gösteriyor. Yine birlikteyiz. Bugün biraz eğitim diyeceğiz, biraz kültür diyeceğiz. Eğitim nerede başlıyor, kültürlü olan ilintileri nedir? Aile, çevre, okul, eğitim, öğretim bunların her birini ayrı ayrı ve kümülatif olarak birlikte görmeye çalışacağız. Onun için de böyle en yetkili ağızlardan birini rica ettik, istedik. O da bizi kırmadı geldi. Şirin Zafer Yıldız'a hoş geldiniz. Kültür Dairesi Müdürü. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, güzel, keyifli bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Çünkü biraz daldan dala konacağız. Sizin perşembe sohbetleriniz var, değil mi? Akdeniz esintileri başlığıyla. Oraya devam edeceğiz. Kültür deyince ne kadar geniş bir skala. Ama zaman zaman işte kültürle örf adetler mi birleşir? Kültür aynı zamanda eğitimin bir parça. Eğitim kültürün bir parçası mı? Biraz bunlara bakacağız. Daire olarak neler yapıyorsunuz? Biliyorum çok yoğun ve iyi programlarınızın olduğunu. Ama biraz burada tabiri caizse irdeleyelim, eşeleyelim, biraz daha çıkaralım. Tohumları çıkaralım, belki oralardan fidanlar da elde ederiz. Mutlaka. Önümüze bir projeksiyon çizelim. İsterseniz önce Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zafer Yıldız'ı kendi çapında neler yapar? Kültür Dairesi neler yapmalı, yapıyor, yapacak? Böyle bir geniş soruyla başlayayım. Sizin hinterlantınız geniştir. Siz de böyle bir başlayın. Gerektiği yerde ben tekrar araya girerim. Teşekkür ediyorum. Yoğun zamanlar aslında en verimli olduğumuz zamanlardır diye düşünüyorum ben. Elbette ki hani sanatçı kimliğimizle de dingin zamanlara, yalnız kalmaya ihtiyacımız vardır ama ben kalabalık olmayı, belki hep düşünürüm Sayın Hocam, hani eğitimden de bahsedeceğiz dedik ya. Ben tek çocuk olarak büyüdüm. Ama her zaman için paylaşmayı bildim. Bu da belki de kültürle ilintili bir şeydir. Düşünün şimdi böyle siz hep eğitim falan derken, bugün de böyle bu programa gelmezden önce bazı programlar vardı, onları bitirdim. Kendime ayırdığım dingin saat bugün Suriçi'nde çocukluğumun geçtiği sokakları gezmekti. Gözümün önüne şunlar geldi. O daracık Lefkoşa sokaklarında çocukluğumda, işte 6 yaşına kadar Lefkoşa'daydım ben doğumumdan. Molehi ayıklayan kadınlar vardı. Evet. Ve neler vardı oralarda? Kahve içmeler vardı, sohbetler vardı. Kapıönü sohbetleri, kapı değil mi? Kapıönü sohbetleri vardı. Bilemiyorum yani, bizim akranlarımızla konuştuğumuz zaman bunları arıyoruz. Çünkü bir ortama girdiğimiz zaman hemen tabletimiz elimizdedir, cep telefonumuz elimizdedir, hemen parmağımız gidiyor. Evet, bunları hep konuşuyoruz. Zamana ayak uydurmak lazım. Dijitalleşme, modernleşme, çağ başka bir çağ, yapay zeka bunlar olacak ama insanın içinde doğup büyüdüğü, ana dilini öğrendiği o kültürel yapı çok önemlidir. Ve ben mesela 33 yıl var ilkokul öğretmeniyim. Tabii ki sınıfta birazcık sesinizi duyurmak için çok da fazla Akdenizli olduğumuz için yüksek tonda kavga edermiş gibi konuşursunuz. Dolayısıyla bu kültürel özellikler, Akdenizlilik, bunlar önemli şeylerdir, yaşatılması gereken şeylerdir bunlar ve çocuklarımıza da bunları vermemiz gerekir. Dolayısıyla siz de eğitimcisiniz, biliyorsunuz. Her şey ailede başlar. Evet, okula geldiği zaman çocuk o üç bacaklı, işte okul, aile ve çocuk bacağı ile belki çevreye biraz. Mutlaka, mutlaka. Ama bilim insanlarına göre ve felsefeciler, eğitimcilere göre de 0-5 yaş çocuğun karakteri oluşur. Ya. Mesela ben şiir yazıyorsam hep anımsıyorum ben. Annemin bir defteri vardı. Sürekli yazardı. Ben öyle gördüm. Kitap okuma. Annem ilkokul mezunuydu benim, nur içinde yatsın. Ama sürekli okurdu. Ha, belki o kültür, o eğitimi alamadığı için belki adına şimdi zararlı yayın dediğimiz, işte atıyorum Tom Mixler, Texaslar vardı. Fotoromanlar falan vardı. Fotoroman, aynen öyle. Ya. Evet. Gerçi ben onlar bence hiç zararlı falan değil. Çok yani, inanılmaz güzel bir şey. Ömer Seyfettin Dinler vardı mesela. Kemalettin Tuğcular vardı. İşte Ömer Seyfettin. Agitasyonlar, şunlar bunlar, evet. Ama yani bizi eğer kitaba alıştırıp kitabı seveceksek bir yerinden başlamamız lazım. Başlamamız lazım. Zararlı yayın da olsa, yani birçok benim mesela yaş grubumdaki birçok insan
insan Texas Zagor, işte Tom Mix'lerle falan başladı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ama o bize şeyi öğretti. Okumanın ne kadar büyük bir hayal gücü kazandırabileceğini de bize gösterdi. Kesinlikle. Sonra şimdi biraz bakıyorum, çizgi romanlarda biraz sizi azıcık daraltır o. Çünkü orada bir kahraman vardır. Kahramanın işte yanındaki yan karakterler vardır. Onlar şekil itibariyle görürsünüz. Ama bir roman okurken öyle değildir. Romanda çok farklı bir hava var. Romanda size karakteri sadece betimler, anlatır ya da çevreyi betimler anlatır. Ama hayalini kurmak size kalmıştır. Aynen. Yani işte ne diyelim, Raskolnikov'un işte Suç ve Ceza'daki gri paltosunu ve paltosunun içerisinde sakladığı baltayı hepimiz farklı hissederiz, hepimiz farklı görürüz. Güzellik ya da orada zaten. Saman pazarında ilerlemesini hepimiz farklı düşünmüşüzdür. İşte sağ tarafta buğdaylar vardır, sol tarafta süpürge yapan insanlar vardır vesaire. Betimler bunu ama hiçbirimizin hayali hiçbiriyle aynı değildir. Onun için bize biraz daha büyük bir hinterland çiziyor. O aynen açıdan öyle. Da kitaplar evet. çok önemli. Mesela sinemada bunu biraz kısıtlar. Sinemada görürsünüz. Evet. Karşınızda evet. işte bir kadın, bir erkek, bir çocuk neyse bir karakter vardır. Ve onun dışına çıkmanız çok zor. Hı hı. Ama roman öyle değil. Okumak onun için çok kitap önemli. Kitap başka bir şey. Onun için dolayısıyla neden hani böyle girdim birazcık buradan çocukluğuma değindim ettim. Hı hı. Benim de hayallerim vardı küçükken. O hayallerimin büyük bir kısmını geliştirdim ve gerçekleştirdim. Dolayısıyla Kültür Dairesi Müdürlüğü'ne gelirken kitapla ilgili, kitaba dair, kültüre dair hayallerim vardı, yapmak istediklerim vardı. Fakat şunun altını hocam çizmek istiyorum. Bu benim hayallerim değildi. Olması gereken, kültürün içerisinde, eğitimin içerisinde yapılması gereken, yapılmış, eksik bırakılmış ve zamana ayak uyduracak, yapılan projeleri çağa uyduracak, daha farklı donelerle geliştirecek şeylere ihtiyaç vardı. Dolayısıyla zaman içerisinde bunları bir sanatçı ve bir eğitimci kimliğimle gözlemledim. Özellikle çok isyan ettiğim bir nokta vardı. Perşembe sohbetleri dediniz, şimdi oraya bağlayacağım ben. Sadece ada genelinde Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphanemiz de dahil olmak üzere 9 kütüphanemiz var bizim bölgelerde hocam. Dairemize bağlı. Ve sadece Mart ayının ikinci haftası kütüphane haftası, sadece kütüphaneler haftasında aktive oluyor, gün ışığına çıkıyordu ve sağ olsun gelen müdürlerimiz de hepsi öğretmen kökenli, bizi birbirimizi tanıyan sanatçı kökenli olanlarımız da vardı. Kaç kez beni de sanatçı kimliğimle kütüphanelere davet etmiştikleri var. Hı hı. Bunu 2-3 kezden sonra sorgulamaya başladım. Kütüphanelerin görevi sadece kütüphane haftasında mıdır? Olmamalıydı. Hı hı. Eğitim doğumdan ölüme kadar geçen süredir. Hı hı. Öğretim başka bir şeydir. Tabii. Dolayısıyla kütüphanelerin ve Kültür Dairesi'nin öğretim okullarda yapılıyorsa, Kültür Dairesi de eğitimin içinde olmalıdır. Öğretimin bir parçasıdır ama o süre gelen, yaşayan eğitimin içinde olmalıdır. Hı hı. Göreve gelir gelmez Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri dedik adına ve ilk önce zaman önemli, maddiyat önemli. Kendi bölgelerinde olan sanatçılarımızı, İskele bölgesinde olan sanatçılarımızla İskele Kütüphanesi'nde buluşma ayarladık. Mausa bölgesinde olan sanatçılarımızla Mausa bölgesinde, Girne'de olanlarla Girne'de ve bu çok olumlu karşılandı ve her ayda yapılan istatistiklerimiz var kütüphanelerle alakalı olarak. Hep siz aynı kişi olduğunuz için söylemleriniz de aynıdır, verdiğiniz örnekler de aynıdır. Benim için de çok değerlidir Deniz Yıldızı hikayesi. Bir kütüphanemde giden kişi bu perşembe sohbetleriyle ilintili olarak bir kişi bile artsa, hı hı, bu değerlidir. Hı hı. Çünkü dünyayı bir lider kurtardı. Hı. 19 Mayıs geliyor, 19 Mayıs. 1919'da Samsun'a çıktı ve o coşkuyu, hı hı, bu özgürlüğü bize sağladı. Dolayısıyla biz bilemeyiz yarın o kütüphaneye alışan, o sohbetlerden alışan, etkilenen, evet, kimin çıkacağını bilemeyiz. Bilemeyiz, evet. Peki ne yapıyoruz o sohbetlerde? Biraz ayrıntısına girelim. Kimler geliyor?
Önce sanatçıları biz, sanatçıların listeleri yer, zaten. Yer nerede? Kütüphanede. Hangi? Sırf kütüphanede. Bölgesel kütüphanelerde. Mausa'da Gazi Maus Halk Kütüphanemiz var. Öyle başladık. Sonra evet. Nasıl devam etti? Aynı gün, farklı saatlerde ama aynı günde perşembe günleri. Her hafta perşembe günü. Evet. Bölgelerdeki sanatçılarla iletişim içine geçiliyor bir ay önceden. Müzisyeni, seramik sanatçısı, ressamı. Peki kütüphanelerde böyle bir ortam var. Ortamımız var mı? Ortam var ve özellikle de Lefkoşa'da Milli Kütüphanemizde Bayrak Radyo Televizyon Kurulu'na teşekkür ediyorum ben. Arşiv nitelikli Lefkoşa merkezde de gelen konuklarımız çekim yapılıyor orada. Bunun yanında şimdi sadece oraya sanatçılar gittiği zaman onları bir dinleyici kitlesi var. Ve bu dinleyici kitlesini biz tabii ki halka açık duyuruyoruz bunları ama birebir çok teşekkür ediyorum ben bütün öğretmenlerime, meslektaşlarıma. Okullar aranıyor, ayarlanıyor. Öğretmenleriyle birlikte sınıflar gidiyor oraya. Ve oradaki o müzisyenle, oradaki o ressamla, seramik sanatçısıyla, tabii ki herkes sanatçı olamaz. Herkes kesinlikle. Sanatçı da doğamaz dediğim gibi. Ama sanatsever olabilir. Bilgi sahibi olabilir. Farkındalık yaratabiliriz biz. Dolayısıyla hani eğitimciyim ya, dolayısıyla bir kültür dairesi müdürü olduğum için, kitabı seven bir eğitimci olduğum için önce kütüphanelerden başlattım. Tamam. Peki bu arada konuğum Şirin Zafer Yıldız'ı kültür dairesi müdürü, tekrar hatırlatayım ve devam edeyim. Şimdi biraz kafamda canlanması için biraz ayrıntıya girebilir miyiz? Buyurun. Kütüphaneye gittik. Bu daha önceden belirlendi, duyuruldu. Belki okul öğrencileri ayarlandı. Davet ediliyor ya da evet. Getirtiliyor. Evet. Orada müzisyen çıkıyor, sanatını icra ediyor. Doğru mu buraya Doğrudur. Kadar? Evet. Sonrasında sohbetler bölümüne nasıl geçiliyor? Çocuklar buna dahil oluyor mu? Evet. Devam edelim. Evet. Biraz ayrıntı istiyorum tabii ki kafamıza canlansın. Tabii ki. Mesela Türksal İnce hocamız. Giden sanatçılar da dönüp akşama arıyorlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel, kaliteli bir gün yaşattın diye. Ve orada keşfediyorlar. Gelen çocukların içinden de, gençlerin içerisinden de. Önce sanatçı kendini anlatıyor, nasıl bu sanatı seçti, kimdir, nedir ve arkasından sohbetler yapılıyor ve her bölgede de 7'den altını çizerim, teşekkür ediyorum. Her bölgede Bayrak Radyo Televizyon Kurumu haber yapıyor, kütüphanelere gidiyor. Bir de şurada şunun altını ben çizmek istiyorum. Özellikle çok uzak yerlerde, Mehmetçik Kütüphanesi'nde veya İskele Kütüphanesi'nde kamerayı görmeyen çocuğumuz var. Yani benim amacım orada, bizim hedefimiz orada sadece o sanatçıyla değil birçok algısını açacak bir tek doneyi de bir arada sunmak aslında. Bazı farklıları hayatın içerisinde evet. Yaşamadığı bazı farklılıkları orada evet. O gün yaşasın istiyorsunuz. Evet. Aslında biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Yani üniversitelerde öğrenciyi mesela çıkarıp bir 3 dakika 5 dakika içerisinde bir sahneye çıkıp bir sunum yapmasını istiyoruz. Çünkü o evet. Güne kadar sunum yapmamış öğrencim. Onun için çok farklı bir şey. Hayatında evet. Değişik bir şey. Örnek verelim. İşte ekran karşısına çıkmamış birini buraya getirdiğiniz zaman durum çok farklı. Hayatında tabii ilk ki. Kez o deneyimi yaşadığında çok farklı bir ayrıntı olarak kafasına yerleşiyor. Biz mesela işte stüdyolarımızı gezdiriyoruz öğrencilere. Getirtiyoruz. Gerek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun bu güzel HD stüdyolarını gösteriyoruz. Zaman zaman üniversitemizin kendi içerisindeki radyo istasyonları, televizyon istasyonu. Şimdi bazen bunları öğrenci diyor ki hocam niye gidiyoruz oraya? Ya şunun için gidiyoruz. Görmediğin farklı bir yeri deneyimlemek için gidiyoruz. Evet. Her şeyi bir yana bırak. Öğrenmeyi bir yana bırak. Orada aldıkların kafanda belki 3 dakika sonra 5 dakika sonra unutacaksın. Ama farklı bir deneyim yaşayacaksın. Muhakkak. Çok inanıyorum buna. Onun için güzel şeyler yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Oradaki öğrenci belki de ilk defa bir sanatçıyla yüz yüze geliyor. Evet. Onun konuşmalarını dinliyor. Belki evet. Öyle bir ortamda ilk defa bulunuyor. Bunlar önemli şimdi deneyimler. Hocam bakınız sonrasında da sanatçılardan sonra bir ay ara verdik biz. Dinlendirdik personelimizi ve bu arada şunu da söylemek istiyorum ben. Bu 9 tane kütüphanemizde yaklaşık 45-47 personel var. Bu personel birbirini tanımıyor.
birbiriyle hiç görüşmemiş daha önce. Hmm. Bu Perşembe sohbetleri başlamadan önce biz Atatürk Kültür Merkezi'nde, Milli Kütüphanemizde bir açık toplantı mı diyeyim, bir resepsiyon mu diyeyim, böyle bir toplantı düzenledik. Mikrofonu koyduk, ben de dahil olmak üzere mikrofonun karşısına geçtim. Kimim, neyim, ne yapmak için bu mevkide olmak istiyorum? Hı hı hı. Bunları anlattım ve diğer kütüphanedeki arkadaşlarım da oraya çıkıp, aa dedi diğerleri de, herkes kendini anlattıktan sonra, aa siz telefonda konuştuğum o hanımefendi misiniz? Hı hı. Bakınız iletişim ne kadar önemlidir. Tabii. Yani telefon başka bir şeydir ama yüz yüze, başka yüz yüze bir şey. Vücut dilinizde, bir de şu çok önemlidir. Bütün dairelerde çok önemlidir ama kütüphanelerde ve kültürde çok daha önemlidir. Neden? Biz arkasına bir 6 Şubat depremi yaşadık. Ve 6 Şubat'tan sonra kütüphaneye bana personelim bu konuda da dönütler yaptılar. Ağlayarak giden okurlar vardı. Kitap okurken ağlayan okurlar vardı. Siz sürekli insanlarla temas halinde olan kütüphane personeli veya başka bir dalda olan kişi, iyi iletişime sahip olamazsanız orada yarar yerine zarar da zarar verebilirsiniz. Çok dolayısıyla biz kötü bir deneyim bütün bir ömür boyu kalabilir. Kalabilir. Evet. Bazen çok evet. Komik travmalar insanın çok. Bütün hayatını etkileyebilir. Evet. Yani hayatı boyunca kendinin güzel olmadığını düşünen bir danışan, psikolog anlatıyor bunu. Hı hı. Çok derinlerine indiğimiz zaman neyi bulduk biliyor musunuz dedi bana. Neyi bulduk dedim. Çok sevdiğimiz samimi bir arkadaşımız bana dedi ki ilkokulda bir tanesi ona teneffüs saatinde demiş ki çok çirkinsin. Bakın hayatı boyunca evet. Hiç kendini güzel göremiyor biliyor musunuz? Evet. Derininde bunu buldular. Hı hı. Yani çok önemli onun için. Travmalar, küçüklükte evet. Yaşanan şeyler bu anlamda çok önemli. Onun için iyi deneyim, iyi iletişim çok, çok. Önemli. Dolayısıyla işte tam belki de diyeceğimin devamını getirdiniz siz. Biz ne yaptık bunları görünce? Psikologlar Derneği ile iletişime geçtik. Hı hı. Şöyle de bir güzel de bir anımız var aslında. Ben onu günlükte yazıyorum ben ama eskisi gibi her gün yazamıyorum. Hafta sonları. Bunu da yazdım. Şöyle ilgili personel arıyor Psikologlar Derneği'ni. O da başkana iletiyor. Ben randevu veriyorum onlara. Gelsinler bir konuşalım. Ne nasıl yapabiliriz diye. Demiş ki başkan. Doğru mu anladın? Ne lakası var kültür dairesinin? Bizi arıyorlar. Bir daha ara. Toplantıya geldiklerinde bunu söylüyorlar. dolayısıyla bu soruyla da ilintili olarak doğru bir iş yaptığımızı daha fark çok ettiniz. Hissediyorum. Evet. Evet, evet. Ve biz ne yaptık? Yaz sürecinde sanatla iyileşme dedik. Ve hep söylüyorum, ben de Mausa'da oturuyorum bu arada. Öğrencilerimin çoğunluğu orada. Ve o Mausa sohbetlerinde ve diğer bölgelerde her bölgeye psikologlar gitti Sayın Hocam. Hı hı, evet. Ve bir sanatçı gitti psikoloğun yanında. Ben de kendimi buna dahil ettim. Çünkü o gün yaptığımız toplantıda başkan durdu dedi ki, ben bir şeyler anlattım tabii. Siz dedi bu söyleşide olmalısınız. Dedim bunu sizden bekliyordum ama dedim bu kısa süre toplantıda eğer sizden gelmeseydi ben zaten isteyecektim. Çünkü hı hı. 74'te babasını kaybetmiş, şiirle, sanatla iyileşmiş, o yolda kendini geliştirmiş, travmalarını, acılarını atlatmış sanatla iyileştirmiş. Ya da sarmış yaralarını. Evet. Aynen öyle bir hı hı. insanım ve bunun da farkındayım. Buradan da teşekkür ediyorum. Nasıl farkındayım? İyi öğretmenler elinde eğitildim ve ön plana çıkartıldım özelliklerim hı hı. gereği. Dolayısıyla kültür dairesi olarak da vefa borcu sanatçılarımız, öğretmenlerimiz ve bu önce pandemi arkasından da gelen bu depremle ve çok şey yaşadık. Çok şey yaşadık. Savaşlar var vesaire. Ve geçen hafta da katıldığım bir seminer vardı. Orada deniyor ki Sayın Hocam bilmiyorum bu konuyla ilgili bir araştırmanız bir şey var mı? Son 10-15 yıl içerisinde bütün dünyada psikiyatrist
rahatsızlıkların artacağı ve bu anlamda kaygı bozukluklarının yaşanacağı konuşuluyor. Dolayısıyla okumak, sanata sarılmak, üretmek ve iletişim içerisinde olmak çok daha önemli. Doğru, bizim iletişim içerisinde olmak. Var. Kesinlikle. Evet. Peki. Evet. Şimdi güzel anlattınız Sayın Zafer Yıldız'ı. Bir de şey sorayım mı? Böyle klasik bir soru olsun. Buyurun. Kültür Dairesi'nin aslında yani bağlı bulunduğu bakanlık nezdinde aslında ne yapması bekleniyor? Yani Kültür Dairesi'ne baktığımız zaman asıl yapması gereken şeyler bunlar. Ama biz bunun dışında da bunları yapıyoruz diye anlattınız aslında. O bunun dışındakilerini birazcık gördük ve çok da güzel şeyler. Ama genel anlamda Kültür Dairesi ne yapar? Klasik bir soru. Yani şöyle, bir yıl var bu görevdeyim hocam. Tabii ki sanatçı olarak bu göreve gelmezden önce bir birey olarak, yaşamın içerisinde bir eğitimci olarak hayal ettiklerim vardı. Sanatçıyı desteklemeli. Sanatçının yanında olmalı. Üretimi desteklemeli açıkçası. Ve parantez içinde şunu söyleyeyim, yasada olan dernekler tüzüğü var. Orada üretilen projeler 12 kişilik bir kurulun önüne gelir. Orada değerlendirilir ve katkı verilir. Geçen yıl bunu yaptık. Bunda da söylemek isterim büyük bir mutlulukla. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kültür Dairesi Müdürü olarak başkanın iki oyu vardı ama o ikinci eşitliği bozacak oya hiç ihtiyaç olmadı. Oy birliğiyle tüm dernekler desteklendi ve yanılmıyorsam, tam aklımda rakam yoktur, 30 bin TL 40 bin TL bir civarda verdik, Adilen'e dağıttık herkesin onayıyla. O para da arttı, bakınız ilk defa o para arttı ve maliyeye geri gitti. Yani doğru iş yapar kalmayabilirdi de ama doğru iş yapıldı. Oy bile baktık, her bir şey tıkır tıkır gitmiş. Çünkü ben bir yıl öncesi de o kurulda oyla gelmiş sanatçı bir kimliğim vardı. Dolayısıyla hani işleyiş benim açımdan da kolaydı. Ha, şimdi depremden sonra bu yıl baktığımız zaman birçok kalem depreme aktarıldı. Bu elbette bu zor günler geçecek, birlikle, beraberlikle, acılarımızı sararak, birbirimizi anlayarak. Ama Kültür Dairesi en başta bana göre sanatı, sanatçıyı desteklemeli. Özellikle kitap basımları. Biz göreve gelirkenden 2-3 tane kitap vardı. Şimdi sürpriz olsun, onları söylemeyeyim. İki önemli eseri de daha basıyoruz biz. Yazarları kendileri bilirler. Uzun yıllar var, olması gereken bir şeydi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hayalimdi benim. Çünkü Kültür Dairesi müdürlerinin 3 tanesi benim öğretmenimdi. Sürekli hem öğretmenlerimi ziyaret hem de sanatçı kimliğimle gittiğim bir yerdi. İzleyenler hatırlayacaklardır. Eminim siz de hatırlayacaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı uzun zaman önce Kültür Dairesi. Evet. Evet. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları diye kırmızı şöyle boyutu şu kadar kırmızı, üstünde de şöyle mavi şeridi olan bir yayın vardı. O yayınları ben çok severdim ve her çıktığında da alırdım. Güzel araştırma kitaplarıydılar. Düşünebilir misiniz hocam? Özür dileyerek söylemek istiyorum. 51. yayında gelmiş ve durmuş. 51. 51. yayın ne zaman durmuş? 15-20 sene önce. Biz şu anda 52. yayını başlattık ve kitap kısmetse 1-1,5 aya çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Bunları yapması lazım Kültür Dairesi'nin. Yani ben kendi adıma konuşayım. Sorumluluklarımın bilincindeyim ve eğer yapılamayacaksa, maddi kaynaksızlık bir şey varsa çıkar ve onu söylerim. Bundan dolayı yapılamadı. Çünkü gene eğitime geliyoruz, öğretime geliyoruz. 33 yıl var. Milyonlarca, binlerce öğrencinin öğretmeni oldum. Öğretmen nedir? Yön gösterendir. Öğretmen kimdir? Rehberdir. İki tane de oğlum var. Onların da annesiyim. Kendime saygım var. Anne olarak çocuklarıma saygım var. Öğrencilerime saygım var. Ve bugün toplum içerisinde bir yere gittiği zaman hocam diyorlar. Bugün burada bile, bu canlı yayında konuşurken çok heyecanlıyım.
heyecanımı da kaybetmeye hiç niyetim yok. Böyle çok güzel. Onun için bu heyecanımı da müteahhit sözcüklerimi de seçerek söylüyorum. Çünkü bir anlamda evet söz uçar yazı kalır ama şu anda canlı yayındayız. Birçok öğrencim ekranı başında beni izler. O nedenle şairin dediği gibi hak bildiğin yola bir anlamda yalnız gideceksin ama öğretmensen eğer olduğun yerde değişmeden ilkelerin doğrultusunda yürümen lazım. Adaletli, doğru ve yapılması gereken işlerin yapılması için büyük bir aile olduk. Biz onu da altını çizeyim. İzliyorlar çünkü beni kültür dairesi çalışanlarım. Bütün kütüphaneler büyük bir heyecan içerisinde. Bütün personelim yani güzel. Müthiş bir ekip olduk gerçekten ama bir hafta var bana şunu diyorlar hocam. Tutun şeyi sayın müdürü. Tutun. Yorulduk. Biraz dinlenelim. Peki. Gibi. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Şimdi siz anlatırken bizim bir doktor öğrencimiz var. Doktorasına danışmanlığını yaptığımız bir öğrencimiz var. O da ülkelerin tanıtımında kültürü ve sanatı araştırıyor. Size de zaten geleceğiz eğer uygun görürseniz, müsaadeniz olursa. Bir takım sorularımız olacak. Yani artık dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde hatta bunu Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için bile söylemek mümkün. Çünkü çok aşama kat etti Avrupa ve Amerika. Kültürel turizmi, kültür turizmini, inanç turizmini ya da sağlık turizmini çok ileri boyuta taşıyan ülkeler bunlar. Artık yavaş yavaş Avrupa üzerinden işte Türkiye, Afrika, Orta Doğu'ya kadar yayıldı. Mesela Mısır inanılmaz bir kültür hazinesi olduğu için müthiş bir turizm akınına uğruyor, turist akınına uğruyor. Yani gelirinin 60 milyar dolar ya da 70 milyar dolar civarında bölümünü turizmden karşılıyor. Yani inanılmaz bir meblağ. Şimdi öğrencimize dedik ki biz ülkelerin tanıtımında sanat ve kültürün nasıl işlendiğini örnekleriyle bakalım. Önce Avrupa, belki Amerika ama oradan da ülke turizmiyle kıyaslayalım. Onun için de size bir geleceğiz. Kültür turizmi gibi bir pencere açılabilir mi? Kıbrıs için uygun mudur? Belki bunun içerisine hani yavan kalır derseniz sanatı da ekleriz. Ki sanatla kültür zaten çok iç içe, interlantı geniş olan bir şey. Belki müzeler, belki arkeoloji, bütün bunları böyle bir kazan içerisinde tabiri caizse düşünürsek neresinden başlanabilir ya da Kıbrıs bu duruma uygun mudur? Böyle bir elbette. Turizm anlayışı olabilir mi? Tabii ki. Kültür turizmi yapabilir miyiz? Şöyle. Yani çok özür dilerim. Yok. Belki bir örnek buyurun, olsun diye. Buyurun. Mesela Afrika'da işte Nijer'de, Çat'ta vesaire yerlerde sadece kültür turizmine gidiyorlar. O samandan, ottan yapılmış evleri görebilmek için gidiyorlar insanlar. Milyonlarca akın var. İşte öbür tarafta yine Afrika'nın batısında işte bir yerde çok yıllar önce bir film çekilmiş. O film orada çekilmiş. Evet. Öyle bir kültür akışı var ki, öyle bir turist akışı var ki milyonlarca insanı sadece o film orada çekildi diye gidip o kayaların üzerinde o en sondaki manzarayı görmek için oraya gidiyor insanlar. Ya da işte bir Navarro'nun topları işte Yunanistan'da çekilmiş. Oraya gidip görüyor insanlar. Yani böyle bir kültür sanat turizmi Kıbrıs için çok mu hayalci? Olamaz mı ya da bir yerinden başlanabilir mi diye böyle bir zor soru ile başlayayım. Zor değil aslında ama hayata geçmesi biraz uzun vadede. Tabii siz de ipuçlarını aldınız geçen haftadan, dünden. Dün bir toplantımız vardı sevgili hocamızla, Fevzi hocamızla. Ben sinemayı da çok seviyorum. Geçen yıl da tam unuttum şimdi tarihini. Kültür Atlası projesi, Milli Arşiv'le beraber ikimizin projesiydi. Bunu yürütüyoruz. Müzeler dediniz, tarihi eserler dediniz. Büyük bir komite oluşturduk. Bu komitenin içerisinde de eski eserler dairemiz var. Evet. Çünkü kültür denilen şey somut olan, bir de somut olmayan, kültür miraslarımız tabii. var. Dolayısıyla arşiv nitelikli kayıda geçilmesi gereken çok şeyler var. Bu bağlamda geçen yıl başladık.
Geçen hafta bir telefon görüşmemiz oldu. Bu da birazcık sürpriz olsun. İlerledi. Tabii ki bunlar takdir edersiniz ki büyük meblağlar. İsteyen tabii. Ve zaman içerisinde de yayılacak projeler bunlar. Hı-hı. Ve sadece kültür dairesinin tek bacakla yapabileceği şeyler değil. Bunun içerisine sizin dediğiniz gibi eski eserler dairesi, hatta tiyatrolar dairesi ve her zaman içinde milli eğitim, çocuklar, gençler bir bacağı olarak bunun içerisinde olmalılar. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Yani o tarihi eserler güncellenerek kitaplara girmeli. Şunu ben örnek vermek istiyorum. Uzun yıllar önceydi yurt dışına gideceğimde çok heyecanlanmıştım. Geniş katılımlı bir toplantıydı. Toplantıda çok böyle yaşı büyük bir hocamız çıktı ve dedi ki yani bir 20-30 seneden önceden bahsediyorum, hı hı. ilk gidişimdi yurt dışına. Gençler dedi, yurt dışına giderken dedi nesine bakarsınız dedi. Hı hı. Açarsınız işte alışveriş merkezi, hangi otelde, hı hı. kalma. Öyle değil dedi. Yurt dışına giderken dedi, sizin dediğiniz gibi az önce, hı hı. o ülkenin romanını okursunuz. Hı-hı. O ülkenin şiirine bakarsınız, hı-hı. ve öyle tanırsınız oralarını. Çünkü ülkende senin açlık varsa, ülkende deprem olmuşsa sen, hı-hı. günlük güneşlik bir şey çizemezsin orada. Hı-hı. Yani bu bağlamda güncel hazırlanacak tarihi yerlerin, hı-hı. Anlatılması, işte bir 101 evler, 101. kapı. Nurlar içinde yatsın. Ali Nesim hocamızdı bizim, hı hı. hocamız. Onun efsaneleriyle büyüdük. Hı. Dolayısıyla hep söylenir, hep öğrencilerime de ben bunu anlatırım ve hafta sonu öğretmenim biz Centenario'na gittik. Walt Disney'in filmlerindeki oradaki kale, kale şato. Silüeti, figürü, evet. oraya yansımış ve tatilini, evet. geçirirken değil mi Walt Disney? Evet. Burada o kaleden esinlenmiş ve çizgileri. Aynen öyle. Yani Bella Pais Manastır var, San Hilaryon, evet. Kalesi var tabii şimdi. Şimdi bakınız bu uzun. Güzelyurt'ta arkeoloji müzesi var. Yani hepsi aklıma gelmiyor ama Aziz Mamas Kilisesi var. Bunların hepsi. Niye çok, olmasın yani? Evet. Namık Kemal Meydanı zindanı peki, var. Peki şey çok ilginç. Lala Mustafa Paşa, Selimiye Camii. Cümbezimiz var orada. Ağaç farklı değil mi? Şeyleri, evet. Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeğindeki tablodaki örtü, örtünün üstündeki. Evet, o da söylenir. Buralara geldiği ve buralardan esinlenip çizdiği. Dolayısıyla Lefkara köyüne bir akış var. Kesinlikle. O Lefkara işinin ille o dere motifidir o. Hı-hı. O dere motifini mutlaka geldiklerinde konuşulur, almak isterler. Hı-hı. Dolayısıyla yani bu çocuklarımıza özellikle bu Lefkara işleri, işte ipek kozası, hı hı. bunlar öğretilmeli, daha fazla yaygınlaştırılmalı. Hı hı. Ama sanki yurt dışında da biraz tanıtımın olması gerekli diye düşünüyorum. Bu tüm az önce saydığınız evet. özellikler, az önce birlikte saymaya çalıştığımız müzeler, öğren yerleri, arkeoloji ile ilgili yerler. İşte bir mesela Kapalımaraş çok önemli bir şey değil mi? Artık evet. açıldı da. Barnabas Manastırı, aklıma gelenleri söylüyorum ama işte bir belki Altın Kum Sahil, hı hı. bütün bunlar kültür hazinesi. Yani yapılıyor, yapılmıyor değil ama yeterli mi, daha çok yapılabilir mi, daha hı hı. geniş bir perspektiften elbette yapılabilir. Yapılabilir. Yapılabilir tabii ki. Evet, peki. Biraz şeye geçelim mi hocam? Asıl biraz bugün konumuzun aslında azıcık dışına çıktık. Çünkü eğitim merkezli konumuz ama evet. Siz de bir eğitimcisiniz. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla eğitim denetimi yönetimi planlaması ana bilim, evet. dalından da mezunsunuz. Evet. Onun için ben de oradan mezunum. Öyle mi? Tabii, evet, evet. Doktora o şekilde. İsterseniz biraz eğitimde aile, çevre, okul ilişkilerini çok az irdeleyelim mi? Yani kültür de tabii ki bunun içerisinde ama mesela çok tartışılan bir konu var. Bilmem siz ne dersiniz? Çocuğun gelişiminde hani dediniz ya 0-5 yaş arası, çok katılıyorum, kesinlikle çok önemli. Ama sonrasında da tabii üzerine koya koya gidiyor canlı. Yani sadece insanoğlu için değil, diğer canlılarda yaşamları boyunca
eğitiliyorlar ya da öğretiliyorlar ya da işte deneyimlerinden bir takım çıkarımlarda bulunuyorlar. Şimdi insanoğlu mantığına, zekasına daha çok güvendiği için biraz daha gelişimini artırmış ama yine çevresel etkenler, aile, eğitim, bütün bunlar önemli. Hep tartışılan iki konudan bir tanesi. İşte acaba dogmatik midir, yani doğuştan gelen özellik midir insanların yapıları ve gelecekteki belirlenen kendilerine ait pozisyonlar, yoksa eğitim, öğretim, bütün bunlar kültür çok etkili midir? Mesela okul, aile ya da çevre desek, bu üç tane ana konu, belki kültürü de katarak bunun içerisine, bir insanın insan olabilmesi için bunlardan en çok hangisi daha etkilidir diye sorsam ya da biraz değerlendirmenizi istesem. Yani kendimden yola çıktığımda ve 33 yıllık meslek yaşantısına baktığımda, okuduklarımda, içinde bulunduğum coğrafya, dünyaya baktığımda, kendi çocuklarıma baktığımda her şeyden önemlisi aile. Hangi aileye doğduğunuz çok önemli. Çok önemli. Burası. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Yani siz okulda o çocuğa ne kadar iyi bir eğitim vermeye çalışırsanız çalışın, eğer çocuk ailede mutsuz bir çocuksa, eğer çocuk anne baba ayrı bir ailedeyse, iyi bir öğretmen, işini tam anlamıyla yapmaya çalışan öğretmen o çocukları fark eder. Ve önemli olan, zaten siz de bilirsiniz hocam, tamam, bir standart bir çizgi var. Bir çoğunluktadır standartla olanlar, ama bir de var ki o standartın altında, bir de üst kısmında. Bizim için önemli olan o standartın altında olanı o normale çekmek, o üst boyuttakini de aşağı indirmeden onu da çıkabileceği seviyeye kadar çıkarmaktır. Bu bağlamda aile hani çok önemli, tamam. Bunun yanında yine aile çok önemli diyorum. Çünkü anne babası öğretmenle, okulla iyi iletişim içinde olan çocuk başarılı ve mutlu çocuktur. Tabii ki bu da tartışılır. Başarılı ve mutlu çocuk ya da başarılı çocuk kimdir? Başarılı çocuk, mutlu çocuk hep onalan mıdır? Hayır. Değil. Hayır. Koleji geçen midir? Hayır. İstemediği bir mesleğe tıpı kazanmıştır. Başarılı mıdır? Bana göre hayır. Eğer zorla gitmişse oraya, hayır. Ya da ilgi alanı içerisinde sonra, değilse. Aynen. Bir dönem sonra zaten çok gördük böyle yıllar içerisinde oğlumun dönem arkadaşları da bırakıp geri geldiler. Olmuştur. Yarı buçuk bıraktılar. Evet. Ben müzik istiyordum gibi. Ha, bu dönem medyanın zamanından dolayı da diyorum, daha çok etkileşim araçlarından dolayı aileler biraz daha duyarlı. Yani eskiden köyler vardı, şimdi köyler kalmamış. Mesafeler çok kısalmış. Dolayısıyla hani insanlar bilgiye biraz daha yakın olduklarından dolayı, eğer ki eğer değil, herkes çocuğunu çok sever. Çocukları biz dinlemeliyiz. Çevre elbette ki çok etkendir. Birebir çocukla ilgilenme, onun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde etkinliklere götürme ve en önemlisi de anne babalar şuna bakmalıdırlar. Çocuğumdan bir şey istediğim zaman ben ona karşılık olarak ne yapıyorum? Hiç kitap okumadın. Peki sen okuyor musun? Örneğini çocuk görmediği bir şey yapmaz ki. Çok sinirli bir öğrenciye bakalım. Mutlaka evde bir şiddetle karşılaşıyor. Onun için ben ailenin çok önemli, çok önemli olduğuna inanıyorum, görüyorum. Ama öğrenciler doğarken bunu getiriyor. Burada da özelliklerini getiriyor. Burada da şunu örnek vermek istiyorum. İzliyordur bizi, saygılar sunuyorum ona. Sevgili Mehmet Kansu hocam, şairimiz, eğitimci. Ben diyor nasıl şair oldum? Bir gün pikniğe gitmişler köy ilkokulunda. Ve çok sessiz bir öğrenciydim diyor. Hala daha öyle sevgili Kansu hocam, çok sessiz. Şiir yazın bugünle ilgili demiş öğretmen. Şiir yazdılar. Bir bir okutmuş hepsini. Ben diyor sesim çıkar çıkmaz okudum diyor, çok da böyle. Alkışlamışlar. Diğerleri de okudu. Mehmet sen gel tekrar oku demiş. Seninki çok farklı ve çok güzel. O gün kendimi çok önemli hissettim. Ve şair olabileceğimi düşündüm diyor Mehmet Kansu. Ve üçüncü sınıfmış.
Şimdi o çocuğa dokanmamış olsaydı o öğretmen, bir kansu olur muydu? Hı hı. Belki daha uzun vadede, belki daha farklı. Bilemeyiz onu. Şey derler hocam, marifet iltifata tabidir. Çok severim bu sözü. Hı hı. Yani marifetlerinizin gelişebilmesi için onun iyi yapıldığına dair bazı ögelerin, bazı durumların size yansıtılması gerekir. Yani bu konuda iyisin diye yüreklendirmek evet. gerekir. O açıdan evet. marifet iltifata tabidir. Önemli, evet. Ben de iltifatı bol bir insanım. Yani söylemek de lazım. Güzel kesinlikle. Bulduğunuz ögeleri söylemek lazım. Yani ama görüyorum yani şimdi bu çok çok zamanlı... değişiyor her şey, çok değişken. Evet, çok... Zaten hocam onu soracağım. Şöyle buyurun. Ne olur kestim ama. Yok. Şimdi bakın kültür dediğimiz şey siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ama çok genel bakarsak yaşam şekli, insanların, toplulukların alışa geldikleri, geçmişten getirdikleri, günümüzde yaşattıkları ve muhtemelen de geleceğe taşıyacakları örfler, adetler, gelenekler, yaşam biçimlerinin hemen hepsi evet. değil mi? İşte doğum adetinden tutun, ölüm adeti, her şeyin geleneksel olarak yaşatıldığı bir sistematik. Ama dünyaya baktığımızda herkesin şikayet ettiği şeylerden bir tanesi de göç unsuru. Evet. Ve göçlerle birlikte insanların bir arada yaşamalarının daha sıkıntılı, daha zor ve birbirlerine olan alışkanlıklarının ya da birbirlerinin özgürlük alanlarına tıpkı tabiri caizse kesişim kümelerinin artık çok genişlediğini görmekteyiz. Yani o toplumun içerisindesiniz ve farklı adetler, kültürler sizi de etkiliyor. Yavaş yavaş bu hale geliyor olduk tüm dünyada. Şimdi nereye bakarsanız bakın Etiyopya'da bile dışarıdan gelen ve Etiyopya'nın içindeki kültürü değiştiren insanlardan şikayetçiler. Bakın Çad'a, Çad'da Etiyopya'dan gelene sinir oluyor. Nijerya'ya bakın, Nijerya diyor ki herkes buraya geldi, kültür mültür kalmadı. Kıbrıs'a bakıyoruz öyle, Türkiye'ye bakıyoruz öyle, Avrupa'ya bakıyorsunuz öyle. Dünyanın en önemli sorunu nedir deseler herhalde 2-3 tane, bir tanesi işte maalesef yaşamsal kalitemizin zorlanması, suyun olmaması, yavaş yavaş ozon tabakasının delinmesi, dünyadaki evet. iklim değişikliği ama bir tanesi de göçlerdir. Hı hı. Ve her göç alan yerde kültürünün yok olduğunu, kötüye gittiğini söyler. Bu konuda Kıbrıs'ı biraz değerlendirir misiniz? Şanslı mıyız? İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Kötüye kültür ve Kıbrıs dersek ne dersiniz? Hı. Çok sayıda çünkü şey aldık evet. dışarıdan. Aha, kötüye gittiğimizi düşünmüyorum ben açıkçası. Gençlerimiz bu konuda bilinçli. Öğretmenlerimiz aynı şekilde. Bunu gözlemliyorum. Kitaplarımız zaten ilkokuldan liseye kadar edebiyatından tutun coğrafyasına yerellik de içeriyor. Hı hı. Hatta dün akşam çok da hoş bir şey oldu. Bir gazeteci arkadaşım kızı edebiyat çalışırmış. Fotoğrafını çekti, attı. Anne bak demiş, senin arkadaşın ünlü biriymiş demek ki. Kitapta adı yazıyor. İşte son hı. dönem şairleri. Hı hı. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışırım. Öğretmenlerimiz bilinçli. Hı hı. Bu konuda meslektaşlarıma güveniyorum. Ve toplum içerisinde de dilimizi, kendi bölgesel yerel ağızlarımızı korumaya çalıştırıldığını görüyorum. Hı hı. Derneklerimiz vasıtasıyla, kooperatiflerin 2-3 sene var çoğalmasıyla, bilinçlenmesiyle, kadınlarımızın bu kooperatiflerin içerisinde var olmaya çalışmasıyla üretimlerin olduğunu görüyorum. Ama bu dediğiniz global bir sorun. Çok. Siz de söylediniz evet. bunu. Evet. evet. Ama ben kötüye gittiğimizi düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. O nedenle kültüre düşen görevlerden bir tanesi eğitimle de paralel olarak kültürümüzün ne olduğunu yaşatmalı, hı hı. Farkındalık yaratmalı ve bu konuda dediğim gibi yerel bir şarkı mı yapıldı? Bu desteklenmeli. Küçük hı hı. filmler çekildi. Bunları yapmalı mıyız? Araştırmalar, kendi ülkemize ait yapılan araştırmaların, kitap baskılarının yapılması lazım. Bu bağlamda iyiyiz diye düşünüyorum ben. Yani bir birliktelik var, bir ayrışma görmüyorum. Hı hı, iyiye doğru da bir giriş evet, var. Evet, evet. Tabii şimdi son zamanlarda aslında yine medyanın da eğitim camiasında çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi yaşam şekilleri ve insanların içinde bulundukları çevreyle ilgili büyük bir değişimin olduğunu farkındayız. Yani bu işte yapay zekayla
orantılı olarak devam ediyor biliyor. Alışkanlıklarımız, dijitalleşme, ne diyelim, internetin çok fazlasıyla artık bünyemizde olmasıyla evet. birlikte yaşam şekillerimiz de değişiyor. Belki şöyle çok da katı bir şekilde kültürü savunmakla birlikte kültüre ait yenilikleri belki entegre etmek aynen birbirine, öyle. Evet. Değil mi? Yani evet. bunun da çok önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şey de yapamazsınız yani bizim kültürümüzde bu var diyerek dünyadan kopuk da yaşayamazsınız. Tabii yani. Ki. Yaşayamayız. Tabii. Elbette. Çünkü bir müddet sonra dışlar sizi dünya. Yani düşünebiliyor musunuz? İnterneti keselim, bizim geçmişte internetimiz yoktu diyelim. Elektriği çıkaralım, elektriğimiz yoktu. Bu çok olacak bir şey değil. Ama entegrasyon önemli, denge önemli dünyanın her Tabii yerinde ki. Olduğu gibi. O ikisini bir arada yaparsak sanıyorum çok büyük problem Kesinlikle. Yok. Kesinlikle. İşte bu da eğitimle olur ve onu fark etmek, bilmek ve o farkındalığı çocuğa yaşatmaktır. Zaten dediğiniz gibi dünya çok küçüldü. Bir tuşla her yere bağlanıyoruz. Yani siz dediğiniz gibi bunun dışında siz kendinizi tutmaya çalışsanız bile çocuğunuz, gençler o adımı çoktan atmışlardı. Attılar, tabii. Bu bağlamda ben 2003 yılında yüksek lisansımı yaparken bilgisayarı çok bilmiyordum. Sonrasında da yönetici olarak atandım. Bir bakıyorum benden küçükler tak tak dedim Şirin bu olacak değil. Ki ben bilgisayarı sevmiyorum onu söyleyeyim yani. Belki yaşımız odaklı içerisinde geliştiğimiz süreç içerisinde ama ne yaptım Sayın Hocam? Yeni açılmıştı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde şeyler, kurslar. 3 ay kursa gittim hatta sınavlı kursa gittim. Şimdi buraya gelmezden önce 3 saat dairedeydim oturdum. Bilgisayarın başında cep telefonunda işlerimi hallettim 10 dakikada ve geldim. Uyum sağladık. Tabii, tabii. Ya ama kültürümüzdeki de özümüzdeki de değerleri kaybetmeden. Kesinlikle. Yani ne onun gerisinde ne onun ilerisinde. Evet. Hep deriz ya o dengeyi kurmaktır asıl olan aslında. Denge çok önemli. Bizden evet. sonraki kuşaklar Z kuşağı dediğimiz evet. onlar içine doğdular. Yani bilgisayar dünyasının evet. içine doğdu. Biz biraz daha yarı yabancıyız. Yani yarı evet. mahalleliyiz. Azıcık aynen, geçmişten biraz gelecekten evet. Alarak devam. Hocam çok güzel sohbet. Bu arada Şirin Zafer Yıldızı ile birlikteyiz. Kültür Dairesi Müdürü. Sohbetimizin son dakikalarındayız. Hocam bu 2 dakika içerisinde benim sormayı unuttuğum ya da sormam gereken bazı şeyler olabilir. İsterseniz siz serbest zaman içerisinde bunu cevaplayın. Ben sormuş olayım yani. Çok teşekkür ediyorum ben tekrardan hem Berete ailesine hem de size bu fırsatı da verdiğiniz için böyle güzel bir günde. Sağ olun. Şöyle Kültür Dairesi 1-1,5 yıl var onu söyleyebilirim. Sanatçıların uğrak yeri oldu. Her gün sabahleyin gelip birlikte kahve içtiğimiz, tartıştığımız bir yer oldu. Bunu da size getirdim. Özellikle fotoğraf yarışmasını yaptık biz. Köklü bir bayrak yarışı bu benim için. 31. bayrağı da biz taşıdık ekiple. Ve ne oldu işte tam sizin söylediğinize denk. Dijitalleştik. Evet. Başvuruları elden değil dijital ortamda yaptık, aldık. Aldık. Orada donanımlı hem fotoğraf sanatçısı olan güzel bir ekip vardı. Yönetici olarak da bize bunu yapmak vardı. Ha, bunun yanında ne yaptık hocam? 30 yıl var. 3 kategoride devam eden fotoğraf yarışmasını biz 6 kategoriye çıkardık. Ha, çok ve güzel. Özellikle 2 tane neyi koyduk işte? Bu bizim Kültür Dairesi'nin uzaktan baktığımda yapması gereken, yapılması gereken 2 noktaydı. Neydi hocam? Biri mimari. Birisi de ilk önce bu sene başlamak üzere benim şehrim dedik. Ve bu sene Lefke'yi gündeme getirdik. Ne yaptık Lefke derken? Fotoğraf sanatçıları arabalarına bindiler, Lefke'yi gidip çektiler. Mimari dedik ve bu sene Ahmet Vural Behatti'nin eserlerini çekilmesini arzuladık. Fotoğraf sanatçılarından çok büyük olumlu izlenim aldık.
300 civarında katılım varken yıllar var, 1660 katılım oldu ve biz de döndük. O planı yapmıştım zaten. Hesaplamayı çok sevmem ama başarılı oldum. Bütün mimari eserleri alıp koleksiyonumuza koyduk. Bir araya getirdik. Harika. Ve Eylül-Ekim aylarında da müjdesini verelim Sayın Hocam. Okullar açılınca sırf öğrencilerimiz de görsünler diye biz bu yıl, geçen yıldan başlamak üzere, gezici kütüphaneleri başlattık. Harika. Bölgelerde. Dijitalde de olacak mı peki bunlar? Evet. Muhtemelen olacak. Evet. Evet. Çağ yakaladık zannediyorum. Harika. Bilemiyorum artık elimizden geldiğince. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şirin Müdürüm, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zafer Yıldız'ı ile birlikteydik. Hakikaten çok güzel içten sohbet için teşekkür ediyorum. Çok mersi. Böyle çok didaktik, öğretici bir yayının dışında biraz daha samimi, daha içten ve daha hayata dokunur şeylerden bahsetti Şirin Hanım. Çok teşekkür ediyorum geldiği için. Evet, günlerden salıydı ve saatlerimizi 18.52 yaptık. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir akşam diliyorum. Haftaya yine ölmez sağ kalırsak saatler 18'i gösterdiğinde burada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.